Teknolojide karınca ordusu. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki: "Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçirmesin." Okuduğumuz ayette karınca vadisi denen özel bir yere ve özel karıncalara dikkat çekilmektedir. Hz. Süleyman'ın karıncaların kendi aralarında konuşmalarını duyması da bilgisayar teknolojisinde yaşanacak olan gelişmelere yönelik bazı dikkat çekici işaretler bulunuyor olabilir. Günümüzde silikon vadisi terimi teknoloji dünyasının merkezini ifade etmektedir. Hz. Süleyman kıssasında da bir karınca vadisinden bahsedilmesi son derece manidardır. Allah bu ayetle gelecekte yaşanacak olan ileri bir teknolojiye dikkat çekiyor olabilir. Ayrıca günümüzde karıncalar ve bazı böcek türleri yüksek teknoloji alanında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu canlılar örnek alınarak geliştirilen robot projeleri savunma sanayinden teknoloji alanına kadar pek çok alanda hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Ayette bu gelişmelere de işaret ediliyor olabilir. Mini teknolojideki son gelişme: Robot karınca ordusu Karıncalar örnek alınarak geliştirilen projelerin en ünlüsü, farklı ülkelerde birbirinden bağımsız olarak yürütülen robot karınca ordusu projeleridir. Örneğin, Virginia Politeknik Enstitüsü ve Virginia State Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, küçük, ucuz ve basit robotların geliştirilmesini hedeflemektedir. Amaç, hepsi fiziksel olarak birbirinin aynısı olan bu robotlardan bir robot ordusu oluşturmaktır. Proje yetkilileri bu robotların kullanışlı olmalarının nedenini şu şekilde açıklarlar. Grup şeklinde hareket etmeleri, koordinasyon içinde bir takım gibi fiziksel işleri yerine getirmeleri ve ortaklaşa kararlar almaları. Bu robot ordularının tüm mekanik ve elektrik tasarımları bir karınca topluluğunun davranışları göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Böcek olan eşlerine benzerlikleri nedeniyle kendilerine karınca ordusu robotları denmektedir. Karınca ordusu robot sistemi başlangıçta bir materyal taşıma sistemi olarak tasarlanmıştır. Bu senaryoya göre birçok küçük robot ortaklaşa cisimleri kaldırıp nakletmek için görevlendirilecekti. Daha sonra farklı görevlerde de kullanılmalarına karar verildi. Konuyla ilgili bir yayında bu robotların ne amaçla kullanılacağı şu şekilde tarif edilir: Nükleer ve tehlikeli madde temizliği, madencilik, malzeme çıkarma ve kurtarma, mayın temizleme istihbarat ve nöbet, gezegen yüzeylerinin araştırılması ve kazı. Karınca robot teknolojisi konusunda uzman olan İsrail Wagner tarafından İsrail parlamentosuna sunulmuş olan bir raporda ise karınca robot projeleri şu şekilde tarif edilmektedir. Karınca robotlar ortak bir hedefi gerçekleştirmek için tasarlanmış fiziksel varlıklardır. Bunların çok sınırlı enerji kaynağı kullandıkları ve çalışma alanlarında birçok izler bırakarak iletişim kurdukları görülüyor. İşlerin bu robotlar arasındaki dağılımı ya merkezi kontrol sağlayan ve diğer ajanlara talimat gönderen bir birey tarafından gerçekleştirilebilir ya da bireylerin önceden itaat etmeleri koşuluyla verilen bir görevin tamamlanması da sağlanabilir. Üçüncü bir yol ise iş başında bu işbirliğinin doğal olarak önceden karar vermeksizin ortaya çıkması. Bunların kullanım amacı araştırma, harita çıkarma, bir evin zeminini temizleme, bilinmeyen bir gezegeni keşfetme ya da bir mayın alanını temizleme olabilir. Bu örneklerde de görüldüğü gibi günümüzde karıncaların sosyal yaşamları pek çok projenin temelini oluşturmakta ve karıncalar örnek alınarak geliştirilen robot teknolojileri insanlara faydalar sağlamaktadır. İşte bu nedenle Hz. Süleyman'ın kısasında karıncalara ve bunların bulunduğu vadiye dikkat çekilmesi son derece önemlidir. Ayetlerde geçen karıncalar ifadesiyle robotlardan oluşan bir orduya işaret ediliyor olabilir. Ayetlerde ayrıca gelecekte robot teknolojisinde yaşanacak olan gelişmelere robotların insan yaşamında önemli bir rol alacaklarına, pek çok ağır işi insanların yerine yapıp Onların hayatlarını daha konforlu hale getireceklerine de işaret ediliyor olabilir. Şüphesiz doğrusunu Allah bilir.